Biz görevi devraldığımızda Karadeniz sahil yolu diye bir şey yoktu. Samsun'dan ta Sarp'a kadar rezaletti. Ben şimdi size bir şey sorsam, bilmiyorum içinizden de birileri çıkıp bunun cevabını bana verebilir mi? Armelit geçidini bilen var mı? Herkes başını sallıyor. Bak bilen yok. Peki burunlu otobüsleri bilen var mı? Bilen yok. İşte o Armelit Dağı. Tabii yazları rahmetli babam bizi memlekete Rize'ye getirirdi. Tabii o burunlu otobüslerle Rize'ye geliş bir alemdi. Rize'den dönüş bir alemdi. Çünkü o Armelit Dağı'ndan geçerken bir defa böyle otobüsün camından aşağı bakamazsın. Çünkü virajları alırken bile acaba nasıl yuvarlanacak, alabilecek mi? Bakarsın iki manevra yapar, üç manevra yapar, ondan sonra yola devam ederdi. Peki biz ne yaptık? Biz şimdi işte Armelit Dağı'nı deldik. 12, biz orada yani tünel açtık. Tabii şimdi bir başka da güzel oldu. Çünkü o tünelleri geçiyorsun. Bütün o yemyeşil dağları o tünellerden geçerken de görüyorsun. Hatta özel aracıyla gidenler filan bir tünelden geçiyor. Ondan sonra çekiyor arabasını kenara. Orada çayı bir demliyorlar. Buralara geldik. Nereden nereye? Tabii şimdi benim Karadenizli hemşerilerim bunu çok çok iyi bilmeli ki bütün bunları da arkadaşlarına anlatmalı. Bazen kendi yakın arkadaşlarımızdan bile artık eskiyi anlatmasak mı serzenişlerini duyuyorum. Halbuki nereden geldiğimizi bilemezsek nerede durduğumuzu fark edemeyiz. Böyle olunca da nereye gideceğimizi de kestiremeyiz. Üstelik biz eski Türkiye'yi anlatmasak bile eski Türkiye zihniyetinin mensupları sık sık ortaya çıkıp kendilerini zaten hatırlatıyor. Kimi zaman eserlerimize ve hizmetlerimize karşı sergiledikleri çirkin yaklaşımlarla bunu yapıyorlar. Kimi zaman insanlarımızın hak ve özgürlüklerine olan nefretlerini göstererek yine yapıyorlar. Kimi zaman nasırlaşmış kalplerinin, köhneleşmiş zihinlerinin, zehir saçan dillerinin ürünü hakaretleriyle bunu yapıyorlar. İşte geçtiğimiz günlerde tam bir beşinci kol faaliyeti elemanı olarak çalışan gazeteci kılıklı biri çıktı. Bize ve bizim şahsımızda milletimize ağır hakaretlerde bulundu. Milletimiz de yargımız da bu kişinin terbiyesizliğinin yanına kar bırakmadı. Gerekeni yerine getirdi. Fakat asıl önemli olan bu hakaretin sergilendiği programı yöneten kişinin ve tek parti zihniyeti artı kimi siyasetçilerin hala çıkıp ifade özgürlüğü kılıfıyla yapılan alçaklığı savunmaya kalkmasıdır. Halbuki bize yapılan hakaret kendilerine söylense dünyayı birbirine katarlar. Tayyip Erdoğan'ın kendisine yapılan hakaret benim için önemli değil. Fakat bu kardeşiniz, bu abiniz, bu büyüğünüz neyse bir makamı temsil ediyor. Bu makam Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Bu makamı korumak da benim görevimdir. Cumhurbaşkanlığı makamına bırakın benim sahip çıkmamı, Cumhur diye ifade ettiğimiz bu millet sahip çıkacaktır.